Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 7. ünitesi olan JAPS, yani meslekler adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız dersimize mesleklerin İngilizcelerini öğrenmekle başlayalım. Teacher, öğretmen. Nurse, hemşire. Doctor, doktor. Dentist, dişçi. Vet, veteriner. Policeman, erkek polis. Policewoman, kadın polis. Fireman, itfaiyeci. Pilot, pilot. Chef, aşçı. Waiter, erkek garson. Postman, postacı. Baker, fırıncı. Singer, şarkıcı. Dancer, dansçı. Farmer, çiftçi. Florist, çiçekçi. Gardener, bahçeci. Actor, erkek oyuncu. Actress, kadın oyuncu. Çevremizdeki insanların mesleğini sormak için What's your job? Senin mesleğin nedir? Ya da What do you do? Senin mesleğin nedir? Sorularından bir tanesini sorabilirsiniz. Bu sorular karşımızdaki insanın mesleğini öğrenmek için kullandığımız sorulardır. Bu soruları kullanarak hem soru soralım hem de bu soruya nasıl cevap veriliyormuş hep birlikte görelim. What's your job? Senin mesleğin nedir? Bu insanların mesleğini sormak için kullandığımız sorudur. Cevap verirken I am a nurse. Ben bir hemşireyim. Size sorduğu için cümleye I am diye başlarsınız. Daha sonra hangi mesleğe sahipseniz onu yazarsınız. I am ben demektir. I am a nurse. Ben bir hemşireyim. What's his job? Onun mesleği nedir? Bu sefer karşıdaki erkeğin mesleğini soruyor. Erkekler için he öznesini kullanırız. He erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. He is a pilot. O bir pilot. He is dedikten sonra hangi mesleğe sahipse onu söyleriz. What's her job? Onun mesleği nedir? Bu sefer karşımızdaki kızın mesleğini soruyor. Kızlar için she öznesi kullanılır. She o anlamına gelir. She is a chef. O bir aşçıdır. She is dedikten sonra hangi mesleğe sahipse onu söyleriz. What do you do? Senin mesleğin nedir? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. What does he do? Onun mesleği nedir? Bir erkek olduğu için cümleye he ile başlarız. He is a postman. O bir postacı. What does she do? Onun mesleği nedir? Bu sefer kızlar için sorduğundan dolayı cümleye she ile başlarız. She is a dancer. O bir dansçı. İnsanların mesleğinin nasıl sorulacağını ve bu soruya nasıl cevap verileceğini öğrendik. Şimdi ise bu ünite içerisindeki diğer önemli kelimeleri öğrenelim. Hospital, hastane. Bakery, fırın. Police station, polis merkezi. Post office, postane. Fire station, itfaiye. Farm, çiftlik. Theater, tiyatro. School, okul. Airport, havaalanı. Flying, uçma. Teaching, öğretme. Helping animals, hayvanlara yardım etme.
Helping People. İnsanlara yardım etme. Singing. Şarkı söyleme. Cooking. Pişirme. Directing the traffic. Trafiği yönetme. Delivering letters. Mektupları dağıtma. Growing fruits. Meyve yetiştirme. Serving. Servis yapma. İnsanların nerede çalıştığını sormak için Where do you work? Sen nerede çalışırsın sorusunu sorabiliriz. Where do you work? Karşımızdaki insana çalıştığı yeri sormak için kullandığımız sorudur. Şimdi bu soruyla ilgili örnekleri görelim. Where do you work? Sen nerede çalışıyorsun? Karşımızdaki insanın nerede çalıştığını sormak için bu soruyu sorarız. Cevap verirken I work at a fire station. Ben itfaiyede çalışırım. Soruda size sorduğu için cümleye I, ben öznesiyle başlarsınız. I dedikten sonra çalışmak anlamına gelen work kelimesini kullanırsınız ve daha sonra nerede çalışıyorsanız onu belirtirsiniz. Where do you work? Sen nerede çalışıyorsun? Soruyu you diye sorduğu için size soruyor. Cevap verirken I work at a police station. Ben polis merkezinde çalışırım. I, ben dedikten sonra çalışmak anlamına gelen work kelimesini kullanırız. Daha sonra nerede çalışıyorsak onu belirtiriz. Where does he work? O nerede çalışıyor? Bu sefer karşımızdaki erkeğin nerede çalıştığını soruyor. Erkekler için cümlenin başında he öznesini kullanırız. He erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. He works at a hospital. O bir hastanede çalışır. He öznesini yazdıktan sonra çalışmak anlamına gelen works kelimesini yazarız. Daha sonra nerede çalışıyorsa onu belirtiriz. Where does she work? O nerede çalışıyor? Bu kez karşımızdaki kızın nerede çalıştığını soruyor. Cümleye she ile başlamalıyız. She works at a school. O bir okulda çalışıyor. She dedikten sonra çalışmak anlamına gelen works kelimesini kullanırız. Karşımızdaki insana sevdiği şeyi soracaksak eğer What do you like? Sorusunu kullanırız. Like sevmek demektir. What do you like? Sen ne seversin? Örnekleri inceleyelim. What do you like? Sen ne seversin? I like serving. Ben servis yapmayı severim. I, ben dedikten sonra sevmek anlamına gelen like kelimesini kullanırız. Daha sonra neyi seviyorsak onu belirtiriz. What does he like? O ne sever? Bu sefer karşımızdaki erkeğin ne sevdiğini soruyor. He likes cooking. O pişirmeyi sever. Erkeklerde he kullanırız. He dedikten sonra sevmek anlamına gelen like kelimesini kullanırız. He likes cooking. O pişirmeyi sever. What does she like? O ne sever? Bu sefer karşımızdaki kızın ne sevdiğini sorarız. She likes helping animals. O hayvanlara yardım etmeyi sever. Kızlar için she öznesi kullanılır. Öğrendiğimiz bütün bilgileri birleştirelim. I am a postman. Ben bir postacıyım. I am dedikten sonra mesleğinizi söylersiniz. I work at a post office. Ben postanede çalışırım. Çalıştığınız yeri söylemek için önce I öznesini kullanırsınız. Daha sonra work çalışmak kelimesini ardından nerede çalışıyorsanız onu söylersiniz. I like delivering letters. Ben mektup dağıtmayı severim. Sevdiğiniz şeyi söylerken I like dersiniz. Karşımızdaki erkeği tanıtalım. He's a pilot. O bir pilot. Erkekler için cümlenin başında he kelimesini kullanırız. He works at an airport. O havaalanında çalışır. He likes flying. O uçmayı sever. Karşımızdaki kızı tanıtalım. She is a nurse. O bir hemşire. She works at a hospital. O bir hastanede çalışır. She likes helping people. O insanlara yardım etmeyi sever.